şatkat severler. Bu dersimizde şatkat ile videolarımıza speed ramp yani ani hızlanma efektini nasıl ekleriz bunu öğreneceğiz. Bunu 3 tane video ile örneklendireceğim. En başta tabii şunu söylemekte fayda var. Bu efektten en iyi verimi alabilmek için videolarımızın uzun olması çok daha iyi olacaktır. Bendeki video şimdi şöyle birinci videomuz oynatalım bakalım. Drone yavaş yavaş hareket ediyor. Tabii şu ilk kısımlardan drone hareket etmiyor. Donuk bir şekilde. Buradan S ile bir kırpalım. Yani yeri silelim. Kaldıralım burayı. Tekrardan bir en başa alalım. Bakın şimdi yavaş yavaş gidiyor. Bir süre böyle yavaş yavaş gitsin. Sonra aniden hızlansın istiyoruz. Burada yapmamız gereken oldukça basit. Şöyle bir S ile keselim. Kestikten sonra ne kadar bir süre hızlanmasını istiyorsanız o kadar süre ilerletirsiniz. Örneğin burada kaç saniye var? 35 saniyelik, yaklaşık 40 saniyelik bir video muhtemelen. Burada şurayı birazcık genişletebilirim. Şöyle. Şuraya gelelim. Ne yapalım mesela? Şuralarda bir yerde dursun. Tekrar keselim. Şu aradaki bölümü seçelim. Bunu yapmak oldukça basit. Hemen özellikler paneline tıklıyoruz. Buradaki klibimizi, kestiğimiz klibimizi artık hız olarak değiştirebiliriz. Her klibin kendisine ait bir hızı olur. Mesela burada bunun hızını ne yapalım? 25 yapalım. Bunun hızını 25 yaptığımız zaman bakın oldukça küçülür. Bunu artık küçüldükten sonra şu ara bölümü artık silebiliriz. Ara bölüme tıklarız, sağ tıklarız. Kaldır deriz, burayı birleştiririz. Bu kadar basit. Bakın şimdi oynatalım bakalım görelim efektimizi. Drone'umuz yavaş yavaş hareket ediyor. Sonra birdenbire hızlanıyor. Tekrardan yavaşlıyor. Gayet güzel bir efekt. Tabii ki burada dikkat edin. Bu hızlanmayı yine artırabilirsiniz. Mesela 25 değil de 30 yaparsınız. Bu sefer çok daha hızlı olur. Tabii yine aradaki bölümü kaldırmanız gerekir. Yine deneyelim bakın. Çok daha hızlandı ve yavaşlamış oldu. Bir kere daha deneyelim. Tabi bazen takılabiliyor. Bunu dışarıya çıkardığımız zaman takılmaları görmüyoruz. Yavaşlıyor. Bunu aradaki boşlukları silmeyecek şekilde yapmanın ikinci bir yolu daha vardır. Bütün işlemleri geriye alalım. Şöyle. Bakın kestik. Buradan kestik. Kestiğimiz yere kadar geldik. Buraya bir yere geliriz. Yani herhangi bir son tarafa gelmemize gerek yok. Burada tekrardan örneğin 30'u alırız. Bunu tümüyle bir kısmış oluruz. Bu sefer birazcık bu alanı genişletiriz. Şu son yerlerde bir yerde S ile keseriz. Bu sefer bu bölümü eski haline alırız. Mesela 1'i alırız. Burası bu sefer birazcık uzayacaktır. Yine gelelim buraya mesela. Oynatalım. Hızlanmış oldu. Yavaşladı. Tekrar bir alalım. Hızlandı. Yavaşladı. Tabi takılıyor. Dediğim gibi şu anda takılabilir. Bunu dışarıya aktardığımız zaman takılma olmayacaktır. İsterseniz bir örneklendirelim. Şuradan da ben bir kesiyorum. S ile. Burayı silelim. Başa alalım. Bakalım şöyle hızlanan yer. Şu ortasıydı örneğin. Burada hızlanıyor. Bakın şimdi. Tabi oynatırken takılıyor. Tekrardan şurada dursun. S'ye basalım, keselim. Burayı da tekrardan silelim. Bir dışarı aktaralım bunu. Sonucumuzu öyle görelim. Ben genelde dışarı aktarma ayarlarında gelişmişte bunu MP4'te tutuyorum. Sol tarafta stok bölümünde de E264 main profile'da tutuyorum. Dışarı aktar diyelim. Evet, buna hız ismini verdim ve hemen kaydetmeye başladı. Sağ tıklayalım. Klasörde göster diyelim ve video sonucumuzu bir görelim. Evet, videomuzu açtık. Şöyle bir oynatalım bakalım. Bakın hızlandı ve durdu. Hızlandı ve durdu. Dikkat ederseniz herhangi bir şekilde takılma olmadığını görüyoruz. Tekrar shortcut'a dönelim. Ctrl-A ile bütün klibi seçelim ve bunları kaldıralım. Şimdi yeni bir klip ekleyelim. Evet, ikinci örneğimiz böyle. Bakın, çok kısa bir video ama bunda da yapılabilir. Mesela bunda nasıl yapacağız? Şöyle gelelim. Şu gökdelenlere yaklaştığı anda tam anlamıyla buraya yaklaşıncaya kadar hani hızlansın. Şimdi şöyle yapalım yalnız. Burada biraz yavaş olsun. Şu kadar bir şey. Sonra S ile keselim.
Bu bölümü şuraya kadar getirelim, gökdelenlerin bulunduğu gökdelenlere yaklaştığımız yere kadar gelelim. Burada tekrar keselim. Orta kısmı seçelim. Hızlandırma ayarlarından özelliklere gelelim tekrar. Buraya şöyle bir 15 değerini bir girelim. Arayı kaldırla silelim. Bakın şimdi oynatalım. Hızlandı, gökdelenlere geldi. Yavaşlamış oldu dikkat ederseniz. Gayet güzel bir efekt. Ha yine tekrardan isterseniz kesip biraz ilerlersiniz. Şuraya bir yere gelirsiniz. Burayı da hızlı geçersiniz. S ile tekrar kırpıyorum. Ortayı seçip buraya da yine 15 değeri girersiniz. Arada bir boşluk oluşur. Kaldırırsınız. Bir oynatalım bakalım baştan. Bakın. Hızlandı. Burada biraz daha hızlandı. Ve ilerledi. İsterseniz biraz geriye alalım. Şöyle şurada. Kırpılan yeri birazcık daha doğrusu hızlandırdığımız yeri birazcık daha artıralım. Şuraya bir yere gelelim. Burada kesip burada hızını 15'e getirip aradaki bölümü kaldıralım. Baştan oynatalım bakalım. Bakın hızlandı, durdu. Hızlandı, durdu. Gayet güzel bir efekt. Evet, üçüncü olarak böyle bir videomuz var. Yine muhtemelen drone'dan bir çekim söz konusu. Bunu istediğimiz yerden hızlandırabiliriz. Bakın kenara biraz yavaş başlasın. Şimdi tekrardan keselim. Hızlanmak istediğiniz yeri belirleyin. Şuraya kadar keselim. Aynen arayı yine özellikler bölümüne gelerek hızlandıralım. Mesela 20 değerini girelim. Biraz hızlanmış olsun. Arayı kaldıralım. Aşağı alalım. Hızlandı ve durmuş oldu. Yine isterseniz tekrardan bir süre sonra bakın kesiyorum. Şu bölümü kestim. Örneğin şurada da kestim. Bu bölümü yine hızlandırabiliriz. Örneğin 20 değerini veririz. Aradaki bölümü kaldırırız. Bir oynatalım bakalım. Hızlandı, yavaşladı, hızlandı. Tabii çok kısa olduğu için belirgin olmayacaktır. Burayı geriye alalım. Çok uygun olmadı. Dediğim gibi yineliyorum. Videoların uzun olması etkiyi çok daha güzel bir şekilde artıracaktır. Bakın. Gayet güzel bir şekilde hızlandırmış olduk. Bunu yalnız şöyle yapabilirdik. Hızlanmayı birazcık daha fazla hani kesme alanını birazcık daha artırırdık. Örneğin buraya ne yaparız? 20 değeri girmeyiz de 15 değeri gireriz. Yine aradaki boşluğu kaldırırız. Şurayı birazcık genişletebiliriz. Bir oynatalım bakalım. Aşağı alıp yavaş yavaş giderken hızlanır. Sonra yavaş yavaş devam eder. Video uzun olsa çok daha fazla bir şekilde hızlandırma ve yavaşlandırma yapabilirsiniz. Tabii şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Hızlı başlatırsınız. Sonra yavaşlatırsınız. Burada efektin nasıl olacağı tamamen size kalmıştır. Evet arkadaşlar, böylece bir shortcut dersinin daha sonuna gelmiş olduk. Sonraki shortcut derslerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın diyorum.